İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın tarihi Sev Arevak, Siverek Kalesi restore edilecek. Arman Tatoyan, Azeri Silahlı Kuvvetleri Geharkunik bölgesini işgal etti. Artsakh'ın muhtaç sakinlerine 10 ton insani yardım Rusya'dan Yerevan'a nakledildi. Berlin Özgür Üniversitesi doktoru, soykırım uzmanı Jirail Koçaryan ile röportaj. Geri Pedersen, Suriye'de yeni bir anayasa oluşturma konusunda anlaşmaya varıldı. Batı Ermenistan'da turnaların göçü başladı. Lavrov'un sözde Azerbaycan zaferinin elçisi. Ermeni destanının Yervant Koçar usulü tafsiri adlı sergi Yervant Koçar Müzesi'nde açılacak. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın girişimiyle tarihi kalenin restorasyonunun yapılması amacıyla ödenek ayrılmasına yönelik imzalar atıldı. Ayşe Çakmak, tarihi Sev Arevak Kalesi'nin restorasyon çalışması için ve kale eteğinde bulunan evlerin kamulaştırılmasıyla alakalı görüşme sağladık. Görüşmelerimiz ve girişimlerimiz kısa sürede meyvesini verdi. 3 milyon 200 bin liralık bir bütçe ayrıldı. Ayrılan bütçeyle acil müdahale gereken bölgelerde çalışma yapılması ve kısmi restorasyon yapılmasıyla alakalı protokolü imzaladık. Kentimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum, dedi. Proje kapsamında kalenin yıkılmış haldeki kısımlarının kendi malzemeleriyle onarımı, kısmi restorasyon ve aydınlatma çalışmaları uygulanacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Geharkunik bölgesini işgal etmesinden endişe eden Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Azerbaycanlıların faaliyetlerinin son zamanlarda gözle görülür bir şekilde arttığını vurguluyor. Tatoyan, dahası var, yeni yollar yapmaya, mevzilerdeki asker ve silah sayısını arttırmaya devam ediyorlar. Konum güçlendirme konusunda sürekli olarak aktif mühendislik çalışmaları yürütüyorlar, dedi. İnsan hakları savunucusu, Azeri ordusunun fiziksel olarak yasal belgelerle belirlenmiş haklarla Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşlarına ait olan topraklarda bulunduklarını bildirmektedir. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen toprakları olan Ermeni köylerinin yakınında bulunması açıkça suç niteliği taşımakta ve aslında kendi içinde köylülerin yaşam ve güvenlik, mülkiyet, aile geliri ve diğer hayati haklarını ihlal etmektedir. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın basın servisi tarafından bildirildiğine göre Artsakh'ta yaşayan büyük ailelere ve yerlerinden edilmiş sakinlere yönelik bir insani kargo daha Rus Hava Kuvvetleri'ne ait İl-76MD uçakları ile Yerevan'a ulaştı. İnsani yardım hayır kurumları tarafından toplandı. Rus Hava Kuvvetleri Sözcüsü Semyon Bales, İnsani yardım şu anda Stepanakert'e gönderilmek üzere Savunma Bakanlığı araçlarına yükleniyor, dedi. Ayrıca insani yardımın bazı bölgelerin yenilenmeye en çok ihtiyaç duyulan eğitim kurumlarına yardım sağladığı belirtiliyor. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen Armenia TV'de Berlin Özgür Üniversitesi doktoru, soykırım uzmanı Jirail Koçaryan konuk oldu. Söyleşi sırasında Jirail Koçaryan, Alman soykırım uzmanı, insan hakları savunucusu Tessa Hoffman ile Ermenilere yönelik soykırıma ışık tutan çalışmalarını sundu. Soykırım uzmanı Koçaryan'ın 90'lı yıllardan günümüze kadar Ermenistan Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretlere ve Baroness Caroline Cox ile yaptığı işbirliğine değindi. Soykırım uzmanı Jirail Koçaryan ile bir sonraki görüşmemizde Batı Ermenistan ve Almanya'da yaşayan deportasyona uğramış Ermeniler ile ilgili konuları ele alacağız. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen, Suriye hükümet ve muhalefet temsilcilerinden oluşan Suriye Anayasa Komitesi'nin yeni bir anayasa hazırlama sürecini başlatma konusunda anlaştıklarını söyledi. Suriye hükümeti, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin oluşturulduğu 45 temsilciden oluşan Suriye Anayasa Komitesi, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde bir araya geldi. Yeni bir anayasa taslağı oluşturma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve bunun olumlu bir gelişme olduğunu ifade eden muhalefet cephesinden komitede yer alan Hadi Al-Bahra, bunun ülke barışının sağlanması noktasında da önemli katkıları olacağını ifade etti. Suriye'de savaş nedeniyle 5 milyonu aşkın insanın göç ettiğini hatırlatan Al-Bahra,
200 bin civarında insanın da kayıp olduğunu, yeni bir anayasa sürecinin adalet ve yüzleşme sürecini takip edeceğini söyledi. Yaklaşan kış varlığını her yerde hissettiriyor. Hem insanlar hem de vahşi yaşam doğa ile uyum içindedir. Yılın bu mevsiminde çok sayıda kuşlar daha güvenli bir yaşam alanı bulmak için göç eder. Batı Ermenistan'ın Kilikya'daki birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Hatay ilinde turnaların göçü başladı. Halk kuşların baharda geri dönmesini umarak göçlerini özlemle izliyor. Samandağ ilçesinde göç eden turnaların gökyüzündeki görüntüsü görsel bir şölen oluşturdu. Turnalar göç yolları ve konaklama yerleri arasında bulunan Samandağ'da görüntülendi. Milleyha sulak alanının semaları turnaların dansına sahne oldu. Rusya Federasyonu Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, Bakü Müslüman lideri Allah Şükür Paşazade ile yaptığı görüşmede Aliyev'i överek Aliyev'in Artsakh Karabağ sorununun çözdüğünü söyledi. Görüşme, vatanseverlik savaşında Azerbaycan'ın sözde zaferi vesilesiyle gerçekleşmiş. Bu yılın Nisan ayında Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Slutsky liderliğindeki Rus delegasyonu üyeleri, Ermeni savaş esirleri, diğer esirler ve yerinden edilenler meselesinin gündeme getirilmesine karşı oy kullandılar. Rusya'nın Ermenistan Cumhuriyeti'ne karşı başlattığı savaşı ve savaş sonrası çözüm sürecinde Lavrov, Narişkin, Slutsky üçlü ekibinin Ermenistan Cumhuriyeti'nin diplomatik izolasyonunu ve Artsakh'taki Ermeni kiliselerinin Moskova Patrikhanesi tarafından kendine mal etme süreci de dahil diğer işlevleri yerine getirmekte olduğunu hatırlatalım. Ulusu koruma faaliyetleri arasında sanatın gücünü ve rolünü vurgulayan Yervant Koçar Müzesi, Ermeni destanının Koçar tarzı illüstrasyonu adlı sergiyi organize etti. Armen Press'in haberine göre serginin resmi açılış töreni 22 Ekim'de yazarın adını taşıyan müzede yapılacak. Bu sergide Koçar tarzı illüstrasyonları sunulacak. 1939'da destanın 1000. yıl dönümü kutlanırken Yervant Koçar, Sasunci David başlıklı destanının bir dizi illüstrasyonlarını yarattı. Müze, yenilikçi çözümler kullanarak destansı bir efsanevi ortam yaratmaya çalıştı ve Koçar'a grafik sayfalarını yaratmak için ilham veren esas sinyalleri aktardı. Orijinal illüstrasyonlar Ermenistan Ulusal Galerisi tarafından sağlandı ve bu sayede bir sergi düzenlemek mümkün oldu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Maratuk adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Fidan Yaratlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.